Bölüm 24. Sonun belirtileri. İsa tapınaktan çıkıp giderken öğrencileri tapınağın binalarını ona göstermek için yanına geldiler. İsa onlara, "Bütün bunları görüyor musunuz?" dedi. "Size doğrusunu söyleyeyim. Burada taş üstünde taş kalmayacak. Hepsi yıkılacak." İsa Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. "Söyle bize," dediler. "Bu dediklerin ne zaman olacak? Senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak?" İsa onlara şu karşılığı verdi. "Sakın kimse sizi saptırmasın. Birçokları Mesih benim diyerek benim adımla gelecek, birçok kişiyi saptıracaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Korkmayın sakın. Bunların olması gerek. Ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. O zaman sizi sıkıntıya sokacaklar, öldürecekler ve benim adımdan ötürü tüm uluslar sizden nefret edecek. O zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler. Birçok sahte peygamber türüyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak. Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak. Ama sona kadar dayanan kurtulacaktır. Göksel egemenliğin bu müjdesi tüm uluslara bir tanıklık olmak üzere bütün dünyada duyurulacak. Ve son o zaman gelecektir. Daniel peygamberin sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman okuyan anlasın. Yahudiye'de olanlar dağlara kaçsın. Damda olan evindeki eşyalarını almak üzere aşağı inmesin. Tarlada olan abasını almak için geri dönmesin. O günlerde gebe olan çocuk emziren kadınların vay haline. Dua edin ki kaçışınız kışa ya da sept gününe rastlamasın. Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, ondan sonra da olmayacak. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. Eğer o zaman biri size işte Mesih burada ya da işte şurada derse inanmayın. Çünkü sahte Mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar büyük mucizeler ve harikalar yaratacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları bile saptıracaklar. İşte size önceden söylemiş bulunuyorum. Bunun için size, İşte Mesih çölde derlerse gitmeyin. Bakın, iç odalarda derlerse inanmayın. Çünkü insanoğlunun gelişi doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır. Leş neredeyse, akbabalar oraya üşüşecek. O günlerin sıkıntısından hemen sonra güneş kararacak, ay ışığını vermez olacak, yıldızlar gökten düşecek ve göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek. İnsanoğlunun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Kendisi güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek
Ve onlar onun seçtiklerini göklerin bir ucundan öbür ucuna kadar dört yelden alıp bir araya toplayacaklar. İncir ağacından ders alın. Dalları filizlenip yapraklarını sürünce yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. Aynı şekilde bütün bu olacakları görünce bilin ki insanoğlu yakındır, kapıdadır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Gök ve yer ortadan kalkacak. Ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. Bilinmeyen gün ve saat. O gün ve saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilmez. Nuh'un günlerinde nasıl olduysa insanoğlunun gelişinde de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içiyor. Evlenip evlendiriliyorlardı. Tufan gelinceye, hepsini süpürüp götürünceye dek başlarına geleceklerden habersizdiler. İnsanoğlunun gelişi de öyle olacak. O gün tarlada bulunan iki kişiden biri alınacak, biri bırakılacak. Değirmende buğday öğüten iki kadından biri alınacak, biri bırakılacak. Bunun için uyanık kalın. Çünkü Rabbinizin geleceği günü bilemezsiniz. Ama şunu bilin ki ev sahibi hırsızın gece hangi saatte geleceğini bilse uyanık durur. Evinin soyulmasına fırsat vermez. Bunun için siz de hazır olun. Çünkü insanoğlu ummadığınız bir saatte gelecektir. Efendinin hizmetkarlarına vaktinde yiyecek vermek için üzerlerinde yetkili kıldığı güvenilir. Ve akıllı köle kimdir? Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu. Size doğrusunu söyleyeyim. Efendisi onu tüm malının üzerinde yetkili kılacak. Ama o köle kötü olur da kendi kendine efendim gecikiyor der. Ve yoldaşlarını dövmeye başlarsa, sarhoşlarla birlikte yiyip içerse, efendisi beklemediği bir günde, ummadığı bir saatte gelecek, onu şiddetle cezalandıracak ve iki yüzlülerle bir tutacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.